Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nde iki araştırmacı Amerikan Tıp Dergisi Lancet'te yayınlanan verileri inceledi. Veriler ülkelerin testlerle koronavirüs vakalarının sadece ortalama %6'sını tespit edebildiğine işaret ediyor. Araştırmaya göre gerçek sayı 10 milyonlarla ifade edilecek kadar yüksek. 31 Mart itibariyle Almanya'da 460 bin vaka kayıtlara geçti. Ancak araştırmacıların hesabına göre aynı tarihte ülkede 10 milyondan fazla vaka vardı. Gerçek vaka sayısı İspanya'da 5 milyonun, İtalya'da 3 milyonun, İngiltere'de 2 milyonun üzerinde. Ülkelerin vakaları tespit etme oranı da neden bazı ülkelerde ölüm oranının yüksek olduğunu açıklıyor. Vakaların %15'inden fazlasını tespit eden Almanya'da ölüm oranı düşük. Ölüm oranı dünya ortalamasının çok üzerinde seyreden İtalya'da ise Vaka tespiti %3 ila 5 arasında. Peki Kuzey Yarımkürede havaların ısınmasıyla salgın sona erecek mi? Uzmanlara göre koronavirüsün mevsimsel olduğunu söylemek için erken. Bunun için en az bir yıllık gözlem gerekiyor. Ancak virüsün özellikle soğuk ve kuru bölgeleri etkilediğine dair araştırmalar mevcut. Çin'de 100 kent üzerinde yapılan araştırma, hava sıcaklığı ve nem arttıkça virüsün bulaşıcılığının azaldığını gösteriyor. Virüs tüm dünyaya yayılsa da salgınların soğuk ve kuru bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor. Virüsler genel olarak mevsimsel bir çizgi izliyor. Aynı eğilim diğer koronavirüsler için de geçerli. Ancak bu eğilim tropikal bölgelerde gözlenmiyor. Bu Ekvator çizgisine yakın olan Malezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki vakaları açıklıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da da az vaka görülmesi de mevsimsel çizgiyi destekliyor. Buradan yola çıkarak yaz aylarında görece rahatlama olacağını söylemek mümkün. Ancak uzmanlar COVID-19'un var olan diğer koronavirüslerden çok farklı olduğu konusunda uyarıyor. Yani havanın ısınmasıyla salgının ortadan kalkacağı fikrine çok fazla bel bağlamamak gerekiyor.